bahsetti temel nokta. Birincisi temlik konusu. İkincisi de sponsorlara uygulanan baskı konusu. İki tane konudan bahsetti. Bunlar çok kıymetli konular. Eğer Kayseri Spor'u konuşacaksak ve Kayseri Spor'u ayakta tutacaksak problemleri çözmek zorundayız. Burada ben gönül isterdi ki Kayseri Spor bütün Kayseri'nin Memduh Başkan'ın ifade ettiği gibi en büyük marka değeri oturalım milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, STK başkanlarımızla şehrin önde geldiğini iddia eden kıymetli büyüklerimizle oturup tartışmayı çok isterdim. Kıymetli hemşehrilerim, burada bir siyaset yok. Ama siyasetçilerin kendi iş dünyalarında tutkuları var, sevdaları var. Ben mesela kendi adıma söylüyorum, futbolu çok seven bir kardeşinizim. Futbol benim için çocukluğumdan beri bir tutku. Çok seviyorum. Kayseri Spor'u da çok seviyorum. Spor'u da çok seviyorum. İlgi alanım bu benim. Kimisi gider Mimar Sinan'ı anma şenliklerine katılır. Orada sanat üzerine bir iştigalde bulunur. Bakar sonra da sporu seviyor. Burada Kayseri Spor'a sahip çıkma derdine düşüyor. Biz onları tenkit etmiyoruz. Ama hiç kimsenin de bizi sorgulamasını beklemiyoruz. Bakın benim lafım açık ve net olur. Bir gün yine Memduh Başkanım tam burada oturuyor. Memduh abi hatırlarsın. Böyle bana dedi ki bir abi olarak, ya dedi geçmiş şey konuşma Vaki dedi. Ben de konuşma deyince aldım saz elime yürüdüm. Konuştum dedim ki bir gün dedim Vaki Ersoy olmayacak ama Vaki Ersoy olacak, ona da vasiyet indir dedim çocuğuma, küçük oğluma, o da devam edecek dedim. Yine sözümdeyim. Şunun için söylüyorum. Herkes bir şeyleri konuşurken, dile getirirken, yazarken, çizerken lütfen önce bilgi sahibi olsunlar, sonra fikir sahibi olsunlar, sonra da yazsınlar, çizsinler. Bizi hiç bunda problem yok. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz, kıymetli hemşehriler. Şimdi burada bir Kayseri Spor gerçeği var. Kayseri Spor, Ali Başkan diyor ki 5 sene gelirimiz yok. Belki 5 sene önce de gelirimiz yoktu. 5 senedir de gelirimiz yok. Olmayabilir. Ama bir kaynak üretmek gerekiyor. Bunun için de oturup istişare etmemiz gerekiyor. Hepsi bu kadar. Birlikte oturacağız, istişare edeceğiz ve bu konuyu çözeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, birileri eğer şunu düşünüyorsa, Kayseri Spor düşer diye düşünen varsa Kayseri Spor düşmez kıymetli hemşehrilerim. Kayseri Spor'u düşünmeyin. Satarız, evimizi satarız, feda ederiz, düşürmeyiz. Bunun altını çiziyorum. Ha, bu insanlar Kayseri Spor'da ne yapıyor? Böyle de bir soru var. Bu insanlar Kayseri Spor'da ne yapıyor? 30 sene boyunca önceki dönem iki dönem bakanlık yapan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, 4 dönem milletvekilliği yapan Sayın Mehmet Özateki Bey 30 sene boyunca ne yaptıysa biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Memduh Büyükkılıç ne yaptıysa onu yapmaya gayret gösteriyoruz. Yoksa sabahın köründe bir pazar günü kalkıp da buraya gelip tiyatro oynamıyoruz. Ama görüyorum ki dışarıdan yazanlar, çizenler, dışarıdan biz de varız diyenler maalesef salona ayak adım atamadıkları gibi sessiz kalıyorlar. Kalmayın kıymetli hemşehriler. Gelin Memduh abi dedi ki divan başkanı olarak söz almak isteyen var mı dedi, değil mi? Gelin namus sahibi bir insan gibi yüzümüze konuşun. Arkamızdan konuşmayın. Yazıyorlar, çiziyorlar. Kayseri Spor'da neler oluyor? Kayseri Spor'da bir şey olmuyor. Kayseri Spor ayakta tutulmaya gayret gösteriliyor. Bazı insanlar feda eder, bazı insanlar kâr eder. Burada fedakarlık yapılıyor. Bunu kâr mantığı güdenler anlayamaz. Yine söylüyorum, bazı şeyler feda etmekten geçer, kıymetli hemşehriler. Geçenlerde bir paylaşım yaptım ben, değil mi?
bir tepkide bulundum. Kendi iş dünyamda bir tepkide bulundum. Bazı arkadaşlarım da dedi ki, ya kendini haklı gördüysen keşke bu tepkini daha önce ortaya koysaydın diye söylediler. Ben de onlara dedim ki, beygirler de hızlı koşar. Dava adamları ne zaman, nerede, nasıl hamle yapacağını düşünür, sabırlı davranır. Biz sabırlı insanlarız, kıymetli hemşehrilerim. Ben bugün de gözlemliyorum şehri. Bugün de gözlemliyorum. Ama tablo ortada. Salon ortada. Tablo ortada. Ali Başkan söyledi. Akşam Memduh Büyükkılıç Başkanım Kayseri